Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2020'deki en iyi 21 serbest oyuncuyu sizlerle paylaşacağım. Ee, bu oyuncuların çoğunu kendi e, takımlarınıza rahatlıkla e, katabileceksiniz. Tabii ki bazıları e, yıldız oyuncu olduğu için biraz zorlanabilirsiniz ama belli de olmaz. Belki de takımınıza gelmek isteyebilir bazı oyuncular. Şimdi e, ilk oyuncumuza başlarım. Adama bağ. Şöyle göstereyim. Moritanyalı bir oyuncu 25 yaşında. Şu an izleyen tabii ki oyuncular da var. Türk takımları izliyor şu an. Sol kanat olarak oynatabileceğiniz e, hızlı, hızlanması iyi bir oyuncu. Eğer bir e, Anadolu takımı yönetiyorsanız büyük bir ihtimalle bu oyuncuyu takımınıza katabilirsiniz. Diğer oyuncu Rossi. E, Giuseppe hepimiz Tanırız, 32 yaşında, İtalyan, şu an izleyen takımlar var. E, hepsi de zaten ya Katar'dan ya Suudi Arabistan'dan takımlar. E, yardımcı forvet, sahte forvet, yaratıcı forvet olarak rahatlıkla oynatabileceğiniz bir oyuncu ama e, büyük bir ihtimalle büyük e, yıllık e, ücretler isteyebilir. E, pahalı bir oyuncu olabilir yani sizin için ama e, belli de olmaz eğer ki ee, sözleşmeyi iyi e, bir sözleşme e, gönderebilirsiniz. Kendisine takımınıza katabilirsiniz. Bence 33-34 yaşına kadar e, takımınıza katkı sağlayabilecek bir oyuncu hala Giuseppe Rossi. Şimdi diğer oyuncuya geçelim. Torje. Torje'yi, e, Gabriel Torje'yi hepiniz tanıyorsunuz. E, şöyle Torje Roman bir oyuncu. Ee, zaten büyük bir ihtimalle şöyle bir geçmişine bir bakayım. Sivas Spor, Karabük e, Spor, Osmanlı Spor, Konya gibi takımlarda oynadı zaten e, bizim ligimizde şu an izleyen takımlar da var e, Amerikan e, liginden isteyen takımlar var ve gençler birliği istiyor e, bizim ligimizden de yine e, çok takımınıza katkı sağlayabilecek özellikle Anadolu takımında e, yönetiyorsanız e, bu oyuncuyu rahatlıkla kadronuza katabilirsiniz. Dört büyüklerden de bir takımı yönetiyorsanız bu oyuncuyu alabilirsiniz. E, yedek olarak da oynatabilirsiniz. E, iyi i̇yi bir oyuncu Gabriel Torje. Hemen diğer e, oyuncuya geçelim. Abbate. E, bu oyuncuyu Milan'dan tanıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Milan kariyerlerinden tanıyorsunuz. Çok iyi bir bek oyuncu. Sağ bek. E, çok iyi bir sabek. Hala izleyen e, takımlar var. E, Amerika'dan ve Suudi Arabistan'dan izleyen takımlar var. 32 yaşında hala fiziksel, zihinsel ve teknik olarak e, iyi bir oyuncu takımınıza katabilirsiniz ama çok büyük yıllık ücretler isteyebilir de denemedim. Ee, ama büyük ihtimalle bir, yıllık ücreti 1 milyonun üzerinde isteyebilir bu oyuncu. Daha da altta da e, altta isteyebilir. Belli olmaz bu sizin kariyerlerinizdeki durumlara bağlı biliyorsunuz ki. E, ama iyi bir e, sabık istiyorsanız abet, Abate'yi takıma e, takımınıza katabilirsiniz. Diğer oyuncu Viano. Emiliano Viano. İnşallah ee, inşallah düzgün bir şekilde telaffuz etmişimdir. İzleyen takımlar var. Inter, Porto, Sevilla ve Valencia, Liverpool gibi takımlar izliyor e, bu kaleciyi. Çok önemli bir kaleci, iyi bir kaleci görüyorsunuz zaten kalecilik zihinsel ve fiziksel olarak e, çok iyi yerlerde kendisi. 33 yaşında olduğuna bakmayın. Büyük bir ihtimal 36-37 yaşına kadar Oynar bu oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu. Şimdi diğer oyuncumuza geçelim. Gufran. Yine bu oyuncuyu kendi ligimizden biliyoruz. Göztepe'de oynadı 2 yıl boyunca. iyi bir sol bek. Yine bir Anadolu takımını yönetiyorsanız alıp oynatabileceğiniz, rahatlıkla oynatabileceğiniz bir oyuncu teknik, zihinsel ve fiziksel olarak e, fena olmayan ve fazla da e, yıllık ücret istemeyeceğini düşündüğüm bir oyuncu. Kembo Ekoko bu oyuncuyu Bursa Spor'dan e, hatırlıyoruz. Şöyle bakalım Bursa Spor'dan hatırlıyoruz. Önemli bir oyuncu. Ee, hala önemli. Dribbling 15 ortası 12. Fiziksel olarak biraz düşük olabilir ama yine Anadolu takımı yönetiyorsanız ya da e, farklı takımlara da tabii ki alabilirsiniz e, bu oyuncuları. Yedek olarak da alabilirsiniz. E, size katkı sağlayacak, e, takımınıza katkı sağlayacak oyunculardan bir tanesi. Kembo Ekeko. E, Trore. Şöyle. ar Armand Traore. Umarım düzgün yazmışımdır. Evet. Bu oyuncuyu Rize Spor'dan e, hatırlayanlar vardır ya da e, işte Kupiyan'dan e, hatırlayanlar vardır. Bek olarak oynatabileceğiniz, e, sol bek olarak oynatabileceğiniz ya da kant oyuncusu olarak oynatabileceğiniz bir oyuncu. Hızlanması iyi. Fiziksel olarak iyi, e, hala iş yapar ve sözleşme, bon servis bedeli ödemeden bu oyuncuyu takımınıza katabilirsiniz. Şimdi bir Türkiye geçelim. Cenk Gönen, e, iyi bir kaleci biliyorsunuz ki Cenk. Fiziksel olarak, e, kalecilik olarak iyi bir oyuncu. E, i̇zleyen takımlar var. Bakın işte Porto izliyor, Sevilla, Valencia izliyor, Suudi Arabistan'dan ve Amerika'dan izleyen takımlar var, isteyen takımlar var. Bu oyuncuyu da her kaleci sıkıntınız varsa takımınıza katabilirsiniz. Diğer Türk asıllı diyeyim, Serdar Taşçı Alman Alman olarak geçiyor oyunda izleyen e, takımlar var. Hem Amerika'dan hem de Türkiye'den Ankara gücü izliyor e, Serdar Taşçı'yı. E, Başakşehir'de oynadığı En son e, daha sonradan da bedelsiz olarak e, şu an bir takıma katılmayı bekliyor. Fiziksel olarak çok iyi olmasa da denge güç çok iyi. E, vücut zindeliği ve zıplama iyi. Stoper'de herhangi bir sıkıntınız varsa e, Serdar'ı da takımınıza katabilirsiniz. Şimdi bir dünya yıldızı diyebilirim. Contrao. Bir sol bek. E, izleyen i̇zleyen takımlar var. E, i̇şte Porto yine izliyor. Trabzon izliyor. E, ve diğer takımlar var. işte Suudi Arabistan'dan, Katar'dan. E, izleyen takımlar var. Hala İş yapar durumda. Teknik olarak ve zihinsel olarak çok iyi. E, fiziksel olarak biraz düşse de hala iş yapar durumda. En son e, Portekiz'de e, Rio Ave'de oynamış. Ondan önce de zaten Real Madrid'de oynayan bir oyuncuydu. Bu oyuncuyu da takımınıza e, katabilirsiniz. Bir diğer oyuncu Ibanez, Luis Ibanez. Iba, Ibanez. Şöyle bakalım. Luis Ibanez, yine sol bek oynatabileceğiniz bir oyuncu. Şu an herhangi bir izleyen oyun e, takım yok. Bununla ilgili size söyleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şu an yok. En son Trabzon'da oynamış Karabük'ten biliyoruz kendisini de e, teknik olarak. Zihinsel olarak çok iyi, e, fiziksel olarak biraz düşse de hala iş yapar durumda. Kendisi e, bir dünya yıldızı mı diyeyim yoksa kişiye bağlı mıdır acaba bu oyuncunun yıldızlığı? E, Boni çok Türk takımı katmak istedi e, kadrosuna biliyorsunuz ki ama e, katamadı. İzleyen takımlar var yine e, Araplar izliyor. Amerikalılar izliyor, işte Sivas Spor e, şu an oyuncuyu izliyor. En son e, Katar'da oynamış, Swansea City'den, e, Smith City'den e, biliyoruz bu oyuncuyu. E, Manchester City'de de bir ara oynadı ama o zamanki e, profili yok şu an. Teknik ve zihinsel olarak iyi ama fiziksel olarak e, biraz durumu düşmüş durumda. Profili düşmüş durumda ee, ama hala iş yapar. Eğer ki Türkiye'de bir takımı alırsanız e, oynar ve biraz da para kazandırır size. Daha sonra Dani. Bu oyuncuyu da biliyoruz. Şu hemen geçmişe bakalım. Karabük Spor, Bursa, Spor, Beşiktaş, Galatasaray, Gaziantep, Spor gibi, Aksar Spor gibi takımlardan bu oyuncuyu biliyoruz. Stoper'de bir ihtiyacınız varsa hemen alabilirsiniz. İzleyen de yok. Şu an izleyen herhangi bir takım da yok. Teknik, zihinsel ve fiziksel olarak iyi durumda. 33 yaşında bir stoper'e ihtiyacınız varsa bu oyuncuyu hemen takımınıza katabilirsiniz. Diğer oyuncu Müller. Nkalao Lai Müller. izleyen takımlar var. Beşiktaş izliyor işte ee, yine Araplar izliyor. Bir kanat oyuncusu istiyorsanız e, bu oyuncuyu kadronuza katabilirsiniz. 31 yaşında fakat fiziksel olarak çok iyi durumda. Hızlanması ve hızı iyi. E, teknik ve zihinsel iyi durumda e, kanat oyuncusu istiyorsanız bu oyuncuyu takımınıza katabilirsiniz. Bir Türk oyuncu daha hatırlayacaksınız şimdi. Sercan Sararer. Sercan Abdullah Avcı'nın Türkiye Milli Takımı'nda başındayken e, Milli Takıma kattığı yeteneklerden bir tanesiydi hatırlarsanız ki. Şu an izleyenler var oyuncuyu. Ankara Gücü Gençler Birliği, Rize Spor, Yeni Malatya, Sivas Spor ve Amerika'dan bir takım. İzliyor. E, fiziksel olarak biraz düşmüş, hızlanması falan iyi bir oyuncuydu. Ama driblingi iyi. E, en son oynadığı takımlar işte Almanya'dan hiç ayrılmamış bir oyuncu. Kendisi eğer ki bir e, sağ kanat ya da sol kanat ikisinde de birlikte oynayabiliyor. E, arıyorsanız Sercan'ı e, takımınıza katabilirsiniz. Bir diğer oyuncu Nakulma. Şu an zaten Rize'de diyebiliyorum ben. Ama oyunun ilk başında ee, serbest bir oyuncu, ee, Ankara Gücü Gençler Birliği, Gaziantep, Sivas Spor ve Amerika'dan iki tane e, ya da bir tane diğer takım bilmiyorum. E, takımlar izliyor. Hızlanması ve hızı çok iyi, fiziksel olarak iyi, teknik ve zihinsel olarak da fena değil. Eğer ki bir sol bek ya da bir forvet arıyorsanız bu oyuncuyu takımınıza katabilirsiniz. Bir diğer oyuncumuz Marko Petkovic. Şuraya Petkovic yazalım. Bir sağ bek arıyorsanız yine kimse izlemiyor. En son oynadığı e, takım Spartak Moskova. E, kimse şu an izlemiyor. O yüzden hemen takımınıza katabilirsiniz. Büyük ihtimalle de gelir. İyi bir bek. işinize yarayacak bir bek. Şimdi bu yine hepimiz tanıyoruz. Akaminko. Jerry Akaminko. İzleyen takımlar var yine. E, Araplar izliyor tamamen. E, en son İstanbul Spor'da oynamış ama Ordu Spor, Manisa Spor, Eskişehir Spor gibi takımlarda da kendisi oynadı. E, yine bir stopere ya da yedek bir stopere ihtiyacınız varsa Akaminko'yu takımınıza <laughs> katabilirsiniz. Bir diğer oyuncu Endinga, Delvin Endinga. Ee, orta sahada ya da defansif oyun kurucu olarak aradığınız bir oyuncu varsa bu oyuncuyu e, takımıza katabilirsiniz. Yine Gençler Birliği ya da Amerika takımları bu oyuncuyu izliyor. 31 yaşında hala teknik, zihinsel ve fiziksel olarak çok iyi durumda. Ve bu oyuncuyu da tanıyorsunuz. Son oyuncumuz Regatin. Adrian Ragatin Faslı bir oyuncu. İzleyen takımlar var gençler. Biri Göztepe Konya Sivas Spor izliyor şu an. Ligin başında. Ee, en son Akisar'da oynamış. Ama biz onu Osmanlı Spor'dan tanıyoruz. İyi bir e, kanat oyuncusu. Hem sol hem sağ kanat oyuncusu olarak oynayabiliyor. Bazen de duruma göre ofansif e, oyun kurucu olarak da oynayabiliyor ve e, oynatabiliyorsunuz ama büyük ihtimal oynatamazsınız. ben genelde sol bekte oynatmıştım FM 2019'da. fiziksel olarak biraz düşük ama hala oynar. Dribbling iyi, teknik, fiziksel ve zihinsel olarak çok çok iyi durumda. eğer ki bir kanat oyuncusuna hem sol hem sağ kanat oyuncusuna ihtiyacınız varsa ya da e, o falsif oyun kurucu bulamıyorum. Onun yerine oynatırım derseniz ki zaten pası ve vizyonu çok iyi durumda. E, 27 yaşında bir oyuncu e, takımınıza katabilirsiniz. E, benim FM 2020'nin başında e, işe yarar e, durumda olan, gözüme çarpan 21 oyuncu, serbest oyuncu bunlar da. E, umarım hepinizin işine yarar. Özellikle e, çoğunu e, ben de deneyeceğim. Daha denemedim ama e, çoğunu Anadolu takımlarına bile Katabilirsiniz. Dediğim gibi kariyerlerinize bağlı. Bazı kariyerlerde katabiliyorsunuz. Dünya yıldızını bile Anadolu takımına getirebiliyorsunuz ama bazı kariyerlerinizde getiremiyorsunuz. Umarım. Bu 21 oyuncuyu da takımına katan arkadaşlar olur ee, ve takımlarını daha iyi yerlere götürebilirler bu oyuncularla birlikte. Bu 21 oyuncu gerçekten sizi e, kariyerlerinize ileriye götürmek için e, başarılar elde etmeniz için e, gerçekten e, işinize yarayacak oyuncular e, diyebilirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol başarılı FM'ler.